Arabamız 55 model, 0321 aşk olarak geçer, otobüstür. 77 yılında Erzurum köy hizmetlerinden, hurdayla satışından alınan bir araçtır. Rahmetli babam müteahhitlik yapardı. Biz çocukluğumuzda işe gittiğimizde, yaz tatillerinde hep çadırda kalırdık. Çadırda yol müteahhit olduğu için genelde dere yataklarında ikamet edilirdi. Ve ben çocukluğumda, ondan sonra Selim bastığını bilirim. Rahmetli onun için içine karavan yapmaya, onun öyle bir şey düşündüğünde beyan ediyordu. Ve bir gün ben okuldayım, öğle yemeğine dükkana giderdim. Kendisi yurt şehir dışındaydı. Telefonla, dostları vasıtasıyla aracı aldırmış. Geldi, indirdi. Ve bir iki sene uğraştık sonucu bu noktaya getirdi. Şantiyelerde kullandık. Bir ticari araç olduğu için, hususi kaydolması için Ankara'dan müfettişler geldi. Yani ticari araç hususi olmaz diye şey çıkarmışlar. Ama şu an gene bizde hususi kayıtlı. Yani yıllardır koruyoruz, kolluyoruz yani. Bakımlarını işte fazla seyahate çıkacağımız zaman bir normal bir rutin bakım yapıyoruz. Ama işte masrafları fazla olduğu için fazla şey yapamıyoruz. Ondan sonra şeyse duruyor, ruhsatları duruyor ama trafikten çekme belgeli. Yoksa her sene işte sigortasıydı, muayenesiydi, bunlar bir de büyük araç oldu, ticari olduğu için her senede bir yapılması gerekiyor. Ayakta tutuyoruz yani. En son nereye bir seyahat yapmıştınız? Valla en son uzun yol olarak babamla, rahmetli babam, amcam ve bir arkadaşları Ümre'ye gittiler. İki sefer bu araç hacca gitti. Hac yolculuğu yaptı. Ve yurt içinde bayağı seyahatler yapıldı. Yani son birkaç senede öyle bir uzun yola gitmedik. Peki. Ama sıkıntısı yok. Evet. Araçta öyle bir sıkıntı yok. Türkiye'de kaç tane var ve sizde sanırım 3-4 taneden bir tane. Evet, evet. Bizim bildiğimiz 3 tane araç var. Biri Antakya'da bir arkadaşlar da. Onlar otobüs firması. Ellerinde çeşitli marka ve modelde kullandıkları araçlardan şeyler var. Hatta bizden de istediler. Ondan sonra bir top camlarda var diye biliyoruz. Bir de bizde var. Evet. Aslında klasiklere pek fazla sorulmaz ama. Şey yapalım diye koydular. Ondan sonra kendi telefonlarını koydular. Ondan sonra da dediler ki ya telefonumuz susmuyor. Yani telefonumuz resmen kilitlendi dediler. Ama satmayı düşünmüyoruz. O yüzden de paha biçilmez diyorsunuz. Evet. Evet. Kalkıyor, peki yatak oluyor, çocuklarınız vardı. Var mı? Miras gibi mi bırakacaksınız bunu? Tabii ki yani mümkün olduğu kadar yaşatacağız. Yani bunu ileride bir bağ abimiz vardı. Kapıda kamyon duruyordu. Rahmetli babam hayatta uzak. Aşağıda. Aksaray'daki firmanın yabancı müdürü geçerkene görmüşler, geldiler. Hatta ben şehir dışındaydım, telefon açtılar. Ondan sonra ya bu aracı bize versen dediler. Verelim dedim. O zaman otobüse bir otobüs, arkada bir kamyonumuz var. Kamyona da bir çekici istedim. Verin 50 sene sonra gelin bizde aynı araçları gene hayatta görün dedik. Peki üstünde, aracın üstünde Seyyah Çelebi yazıyor. Evet. Bunun anlamı nedir efendim? Ya anlamı gezi amaçlı yapıldığı için, içinde konaklama yapılacağı için soy ismimiz de Çelebi. Çok ilgi duyuyor. Yani uzun yola çıktığınız zaman yolda her otobüs yanından geçerken, karşıdan gelirken selektörler, kornalar, durduğumuz park yerlerinde aracın içine gezmek isteyen, diyelim ekipler yolda, karşıdan gidiyor, arkamızdan dönüyor geliyor. Ya bu araçta daha hala gezebiliyor musunuz diyorlar. Yani rağbet görüyor.